Merhaba sevgili kovalar ve yükselen burcu kova olanlar. 15 25 Şubat haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili kovalar, 18 Şubat'a kadar Güneş burcunuzda ilerlemesini sürdürüyor. Evet bu hafta doğan 15, 16, 17, 18 Şubat doğumlu kovalarımızın doğum gününü kutluyorum. Sağlıklı, mutlu, başarılı bir yıl dilerim size. Yükselen kovalarımız sizin için de tabii ki bu hafta çok önemli tesirler var. Güneş haftanın büyük bölümü yine yükselen burcunuzun üzerinde olacak. Merkür retrosu devam ediyor Kova burcunda. 21 Şubat'ta bitecek. Biraz daha sabredelim. 21 Şubat'ta bitecek. Tabii gezegenin kendi gücüne kavuşması, hızlanması biraz zaman alacak. E, o yüzden hala daha bu hafta genelinde e, hayatınız biraz yavaş ilerleyebilir. Biraz planlarınızı, düşüncelerinizi daha fazla sorgulayabilirsiniz. E, iletişimlerde de dikkat etmekte fayda var. Üstelik bu hafta bur, e, burcunuzdaki satürnün boğa burcundaki uranüsle zıt açısı da etkinleşecek. 17 Şubat'ta satürn-uranüs karesi netleşiyor. Aslında 2021'in en önemli açılarından biliyorsunuz. Yıl geneline yayılan bir etki bu. Ama dönem dönem tam açı yapıyorlar. Daha majör etkiler oluyor. İşte bu hafta öyle bir hafta. 17 Şubat'ta bunu hissedebiliriz. Aslında bireysel olduğu kadar kolektif alanda, toplumsal alanlarda daha güçlü etkiler verecek. Ama burç olarak tabii siz etkileniyorsunuz. Lütfen bireysel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneş burcunuz, yükselen burcunuz, kişisel gezegenleriniz 7 derece ve yakınlarındaysa bu Satürn-Uranüs karesi sizi daha çok etkiler. O yüzden daha fazla dikkat etmek lazım. Bir kere Satürn'ün sembolize ettiği kurallar, yasalar, sorumluluklar, işte kısıtlamalar ya da otorite figürleri. Uranüs'ün sembolize ettiği değişim, yenilik, özgürlükler. Bu iki enerji birbirine zıttır ve birbirini gerçekten zorlayacak bu hafta. O yüzden siz de zaman zaman çevrenizdeki kişilerin size karşı böyle başkaldırılarını hissedebilirsiniz veya siz bazı kurallara, yasalara karşı gelmek isteyebilir kısıtlamalara karşı tahammülünüz azalabilir. Bunun yanı sıra tabii ki ruhsal, bedensel, zihinsel biraz stresiniz artabilir. Sağlık konularına da dikkat etmekte fayda var. Kolektif alanda özellikle teknolojik araç gelişlerde sorunlar artabilir. Elektrik, elektronik araçlarda problemler, dijital alanlarda dikkat çekici etkiler olabilir. Dijital saldırılar da olabilir. Bunlara temkinli olmak gerekiyor. Özellikle belki yönetimsel yapılarda daha tedbirli olunması gerekiyor bu sistemlere karşı. Ee, teknolojiyle ilgili hızlı gelişmeler olabilir, bilimsel haberler duyabiliriz, uzay, astronomi daha fazla dikkatimizi çekebilir ve buralarda yine ilginç gelişmeler olabilir. Bu haftanın ilk günleri ay Koç burcunda. Pazartesi ve salı aslında haftaya enerjiniz yüksek başlıyorsunuz. Özellikle pazartesi gününü oldukça verimli değerlendirebilirsiniz. Ee, her ne kadar Merkür retro olsa da bu birikmiş bazı işleri şöyle gözden geçirme, değerlendirme, kronik hale gelmiş bazı sorunları çözümleme adına size çok faydalı olabilir. Salı günü enerjiler biraz daha zor, biraz daha yorucu. Buna dikkat edelim. Çarşambadan itibaren Ay Boğa burcuna geçecek. Cuma akşamına kadar çarşambadan itibaren daha sakin olmak istiyorsunuz. Huzuru biraz evde bulabilirsiniz. Evde daha fazla zaman geçirebilir. Aileyle ilgili alanlara yönelebilir veya ebeveynlerinizle ilgilenebilirsiniz. Birçok kova evde de çalışıyor tabii ki. Evde mesuliyetler öne çıkacak. Cuma günü Ay gün genelinde boşlukta olduğu için çok önemli kararlar vermeyelim. Bunun için alışverişlerde de dahil, para harcama konuları da dahil. Hafta sonu Ay ikizler Burcu'nda enerjimizi destekleyecek, entelektüel yanımızı güçlendirecek, kendimizi daha dışa dönük hissedeceğiz. Çocuklarımızla da iyi irtibat kurabiliriz, konuşabiliriz, sohbetler yapabiliriz, onlarla bir şeyler yapabiliriz, paylaşabiliriz romantik konulara da çekilebiliriz. Partnerimizle de çok daha iyi iletişimler kurabiliriz. Yeteneklerimizi değerlendirebileceğimiz hobiler varsa evet bu aralar bunlara daha fazla yönelmekte fayda var sevgili kovalar. Sağlıklı ve mutlu bir hafta diliyorum. Hoşçakalın.